Evet, bugün Sayın Bakan Türkovak'ın acil kullanım onayı için başvuru yaptığını açıkladı. Şimdi tabii burada aslında biraz karışık bir konu. İki taraftan bakmak lazım. Bir taraftan bakınca Türkiye'nin de dünyanın da yeni aşılara ihtiyacı var. Türkiye'nin tabii kendi ürettiği aşının elinde olması bir güvencedir. Aşı yapılmasını kolaylaştırır, destek olur. Bazı işte milli aşı olursa yaptıracağım diyen ve sayılarının çok yüksek olduğu başta söylenen ama geldiğimiz noktada öyle olmadığı görülen bir grupta olsa insan var. İşte onların belki aşılanmasına yardımcı olabilir. O yüzden bu çok önemli bir gelişmedir. Zaten Kayseri'de Aykut Hoca ve ekibi işte pandeminin başından beri bu aşı üzerinde çalışıyorlar. Ancak diğer taraftan baktığımızda şöyle bir gerçek var. Böyle bir aşının faz 3 çalışmasının minimum 30-40 bin vaka üzerinde yapılmış olması gerekir. Oysa bakanlığın açıklamalarından işte 2 bin vakayı daha yeni bulduğumuzu öğrendik. İki farklı çalışma yürütülüyor, faz 3 çalışması. Bir tanesinde direkt başlangıçta aşılama da kullanılıyor. Diğerinde de daha önce iki Sinovac yapılmış kişilere üçüncü doz işte Türkovak yapılıyor. Şimdi bu her ikisinde de bizim anladığımız kadarıyla henüz bilimsel bir açıklama yok. Bir sonuç açıklanmadı. Bunun yayın haline getirilip bir yerde yayınlanması lazım. Bu yok ortada. Sadece beyanlar var. Yani biz etkili gördük şeklinde bir beyanlar. Bunlar bilimsel anlamda yeterli değil. Ve tabii çok dikkatli olmak lazım. Yani yarın söylediğiniz şekilde bir etki çıkmazsa geniş çapta çalışmalarda o zaman bilimsel anlamda büyük bir problem olur. Çünkü bilimin uluslararası kuralları vardır. Bu işte ruhsatlandırmalar falan, acil kullanım onayları hep bu kurallarla yapılır. Her ülkede değişmez kurallardır bunlar. Bunu Rusya birkaç defa işte yapmaya kalktı. Bütün dünya işte tepki gösterdi ve bunun üzerine geri adım attılar. Hatta Türkiye'ye biraz farklı yansıdı o işte. Başkanın kızının da aşı olduğu falan. Halbuki o bir çalışmaydı. Çalışma kapsamında aşı olmuştu. Türkiye'de de bizim gördüğümüz kadarıyla bu yeterli sayıda kişiye uygulanmadı aşı. Bu veriyle eğer acil kullanım onayı alır yaparsanız kanunen bir şey engel yoktur ama bilimsel kurallar açısından bu çok ciddi bir sakıncalı bir durumdur. O yüzden de bilim dünyasında güvenilirliğimizi kaybederiz. Ürettiğimiz diğer ürünlere bakış da değişebilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım bu konuda.